Edirne tarihi açıdan çok zengin bir şehir. Osmanlıların Osmanlı kimliğini, bir imparatorluk kimliğini kazandıkları gerçek başkent. Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Engin Beksaç, Edirne'nin tarih bakımından çok zengin bir şehir olduğunu söyledi. Profesör Doktor Beksaç, televizyonumuza yaptığı açıklamada Yıldırım'da bulunan Yıldırım Beyazıt Camii alanının Edirne'nin çok az bilinen bir dönemini aydınlatma bakımından önemli olduğunu ifade etti. Yıldırım Beyazıt Camii alanının Edirne'de Osmanlıların yapmış olduğu ilk külliye olduğunu kaydeden Profesör Doktor Beksaç, bu alanda yapılacak kazılar bize Edirne'nin ilk büyük külliyesini verecektir dedi. Eski kayıtlarda, Osmanlı kayıtlarında Edirne'yi tanımlamak için kullanılan sözcükler gerçekten şehrin ihtişamını bize çok güzel aksettirmekte. Bu sözcükler arasında özellikle Darü's Saltana sözcüğüyle ifade edilen Edirne, bir saltanat kenti, bir saltanatın gücünü veren bir yer olarak dikkatimizi çekiyor. Fakat biz Edirne'ye gerçekten sahip miyiz sorusu aklımıza geliyor. Biz hala Edirne'nin Osmanlı kimliğine de sahip değiliz ne yazık ki. Mesela Edirne'nin İlk külliyesi, ilk Osmanlı abidesi tarihçiler arasında Yıldırım Bayezid mi yoksa 1. Murat mı tarafından yaptırıldığı konusunda tartışmalar olan Yıldırımcı halk arasında Yıldırım Camii pek çok tarihçi tarafından Murat Hüdavendigâr Camisi olarak bilinen veya külliyesi olarak bilinen alanda karşımıza çıkıyor. Bu alanda şu ana kadar kalan yapı sayısı son derece az. Birkaç duvar, bir imaret kalıntısı ve esasında bir zikirhane olduğunu fark ettiğimiz bir mescitle şekilleniyor. Fakat esasında bu bölgede yapılacak olan kazılar, ki aciliyet taşıyan kazılardır bunlar, bize Edirne'nin ilk külliyesini ve ilk büyük külliyesini verecektir. Edirne'de birçok kazı yapıldı, Edirne'de birçok Osmanlı yapısı ele alındı. Fakat ne yazık ki bu bölge yıllardır gözden kaçırılmış bir bölge. Elimizdeki tarihi bilgiler burada bize muhteşem bir külliyenin olduğunu anlatmakta. Edirne'nin ilk Darüşşifası, Osmanlı Darüşşifası burada. Burada büyük hamamlar var, tapaneler var, medreseler var, birçok bina var. Belki de bu medreseler Edirne'de Osmanlıların inşa ettiği ilk medreseler. Bunun yanında başka hizmet binaları var. Büyük bir külliye. Esasında biz sadece şu anda 2. Bayezid Külliyesi ve Selimiye Külliyesi'nden bahsediyoruz. Ama ne yazık ki onların öncüsü olan, gerçek anlamdaki öncüsü olan bir ecdat yadigarını ayaklarımız altına alıyoruz. Bu nedenle aslında Yıldırım Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Bayezid Camii olarak bilinen bölgenin acilen kazılması ve ele alınması Edirne'nin hem kültür kimliği hem ecdada sahip çıkma hem de turizm açısından büyük girdiler sağlayacak bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten bu bölge Edirne'nin çok az bilinen bir dönemini aydınlatması bakımından önem taşımakta. Yıldırım Bayezid'in Bursa'da yaptırmış olduğu külliye hakkında bilgimiz var. Ve muhtemelen Edirne'deki külliyede bu Bursa'daki Yıldırım Külliyesi kadar önemli bir yapı. Ama Edirne açısından taşıdığı değer gerçekten çok büyük. Çünkü Edirne'de Osmanlıların yapmış olduğu ilk külliye budur.